Kuruluş Osmanlı'sında ismi Han Sultan Rüzgarı esiyor. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın annesi olarak diziye katılan İsmihan Sultan ile birlikte Anadolu Selçuklu Devleti daha da çok merak edilmeye başlandı. Yıkılışına kadar Anadolu'da kurulan beylikler ve bu kapsamda Osmanlı üzerinde etkisi süren Anadolu Selçuklu Devleti'nin ne zaman ve nasıl yıkıldığına kısaca bakalım. Anadolu Selçuklu Devleti, Selçuklu Hanedanı'ndan olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik'in alınması ve başkent yapılmasıyla 1075 yılında kurulmuştur. Sultan 1. Alaaddin Keykubat ile Anadolu'nun en güçlü devleti haline gelen Anadolu Selçuklu, 1243 yılındaki Köse Dağı Muharebesi'nde Moğollara yenilmesiyle beraber İlhanlılara yıllık haraç ödeyen ve Moğollara tabi bir devlet haline gelmiştir. Zamanla Anadolu tamamen Moğol egemenliğine girmiş ve Moğollar Anadolu'yu atadıkları valiler ile yönetmeye başlamışlardır. Anadolu Selçuklu Devleti son sultan 2. Mesut'un 1308 yılındaki ölümüyle birlikte tamamen dağılmıştır. Bu anlamda Anadolu Selçuklu Devleti'nin son iki sultanı ise 1301 ve 1303 yılları arasında hüküm süren ve diziye göre İsmail Sultan'ın oğlu olan 3. Alaaddin Keykubat ile 1303 ve 1308 yılları arasında hüküm süren 2. Gıyasettin Mesut'tur. 2. Mesut'un ölümünden sonra Anadolu Selçuklu Devleti yıkılırken Anadolu'da beylikler dönemi hız kazanmış ancak zamanla Osmanlı Devleti Anadolu'da mutlak hakimiyeti sağlamıştır. Yeni gelecek içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.